kalki tanan mepudan suamen kielesta seka mitamoid oppiesen yosot utelias jatka katsomista. Selam millet, ben Nural, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugünkü videoda en baş kısmından tahmin edebileceğiniz gibi Fince öğrenmekten bahsedeceğim. Açıkçası Fince benim Finlandiya'ya taşınmadan önce çok merak ettiğim, ilgimi çeken diller arasında yer almıyordu. Ama buraya taşındıktan sonra tabii ki öğrenmem gerekti. Bugünkü videoda da özellikle Finlandiya hakkında çok soru aldığım için birazcık benim de kullandığım farklı kaynaklardan bahsedeceğim. Biraz küçük tiyolarım olacak. Eğer hani Finlandiya'ya taşınmayı düşünüyorsanız ya da Fince ilginizi çekiyorsa, öğrenmek istiyorsanız bugünkü video size göre. Konumuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi kısacık Fince hakkında bir bilgi vereceğim. Sonrasında da hangi kaynakları kullandığımı paylaşacağım. Şöyle hızlıca bir Fince'ye bakacak olursak, öncelikle Fince Ural Altay dillerinin altında yer alıyor. Türkçe Altay grubunun altında, Fince ise Ural grubunun altında. Estonca ve Macarca'ya daha yakın bir dil ama bana hiçbir dili anımsatmayan bir dil. Dil bilgisi anlamında baktığımızda Türkçe dil bilgisi kurallarına çok yakın kurallar var. İşte ismin D hali, den hali gibi ekler birebir neredeyse aynı kurallarla işliyor. Ya da kelimelerin sondan ek alması. Mesela İngilizce'deki he, she ayrımı Türkçe'de olmayan o diye tek bahsettiğimiz kalıbın Fince'de de aynı olması bana dil bilgisi anlamında yakın oldukları izlenimini veriyor. Ama kelimeler birbirinden çok farklı tabii ki. Burada yaşadığınızda biraz daha rahat öğreniyorsunuz. Ama eğer bilgisayarınız varsa ya da cep telefonunuz elinizden düşmüyorsa kullanabileceğiniz çok çok fazla kaynak var. Ben de genelde telefondan bazı uygulamalara bakıyorum ya da bazen bilgisayardaki bazı programları kullanıyorum. Bunları sizinle paylaşacağım. Öncelikle bilgisayardan hangi sitelere bakabileceğimizi paylaşacağım. O yüzden bilgisayarımı aldım. Sizinle ekran görüntümü paylaşacağım. Bilgisayarda farklı tablar açtım. Ekranımı görüyorsunuz şu an. Öncelikle Google'da Fince öğrenmek yazarsak eğer karşımıza farklı YouTube kanalları çıkıyor. Onun dışında farklı sayfalar, forumlar, işte Facebook grupları gibi kaynaklar çıkıyor. Burada özellikle benim diğer videolarımda da söylediğim infofinland.fi sitesi var. Oturma izninden buraya yerleşmeye, dili öğrenmeye kadar her şeyi orada bulabiliyorsunuz. Onun dışında benim açtığım bazı farklı kaynaklar var şurada yukarıda da. Bunlardan bir tanesi Lingohat diye bir site. Burada küçük küçük dersler gibi hani kelime bazlı ama dinleme şansınız da var. Merhaba, hey ya da işte benim adım Minun Nimeni On gibi küçük kelimeleri öğreniyorsunuz. Bir başka sayfa bu çıktı karşıma ama bu biraz daha basit ve tek kelime kelime geldiği için çok içime sinmedi. Daha ders anlamında baktığımızda en iyi kaynaklardan bir tanesi sanırım A Taste of Finnish. Burada farklı konular, bölümler var. Kimsiniz? Bir kafeye gittiğinizde ya da boş zamanlarla ilgili konular, bunları öğrenme şansınız var. Şuradan gramer yani dil bilgisine girdiğimizde fiiller, kelimeler, işte farklı cümleler gibi kaynaklar, bilgiler var. Onun dışında bir de Finlandiya ile ilgili bilgilere ulaşabildiğiniz bir kısım var. Buradan belki konu konu takip etmek en mantıklı tercihlerden biri olabilir. Bir de tabii ki daha devletin kurduğu kaynaklar var. Bu mesela Jyväskylä Üniversitesi'nin bir kaynağı. Fince'nin farklı tabii ki seviyeleri var. A seviyesi, A'nın işte altında 1-2-3 diye devam ediyor. B seviyesi, C seviyesi. C en profesyonel seviye, neredeyse ana diliniz gibi konuştuğunuz. B'nin altındaysa eğer mesela Finlandiya'da vatandaşlık elde etmek istiyorsanız B1-2 sınavı diye bir sınavı geçmeniz gerekiyor. Yazılı, sözlü, işte dinleme, anlama, konuşma gibi farklı bölümleri olan bir sınav. Onun hazırlığında genelde bu tür siteler kullanılıyor. Burada mesela Jyväskylä Üniversitesi'nin sitesi bir tanesi. Şuradaki Yle'nin dil bilgisiyle ilgili sitesi bir tanesi. Yle bir nevi Finlandiya'nın TRT'si diyebilirim sanırım. Farklı kanalları var, siteleri de var. Bir de şurada farklı Yle ile ilgili yine
ödevler var. Bunların hepsinin linkini tabii ki aşağı açıklama kısmına yazacağım. Hiç merak etmeyin. Oradan rahatlıkla eğer merak ediyorsanız ulaşabileceksiniz. Bir de yine Üle'nin benim ilgimi çeken, hoşuma giden bir sayfası haberler. Haberlerin daha basitleştirilmiş dilde bir hali var. Burada mesela işte cumartesi gününü şu an kaydediyorum ben bu videoyu. Restoranlarla ilgili yeni bir karar alınmış. Onun bir şeyi var. İşte arabalarla ilgili bir şey eklemişler. Elokapina bu neymiş acaba? Helsinki'de bir etkinlik varmış. Onunla ilgili bilgi var. Bir de Viro Estonya, Estonya sınırıyla ilgili bir haber yapmışlar. Şurada en altta da bir test kısmı var. Haberleri okuyup dinledikten sonra burada kendinizi sınayabiliyorsunuz. Gerçekten anlamış mısınız, anlamamış mısınız diye. Şu ana kadar işin birazcık daha ciddi kısmından bahsettik. Çünkü daha dil bilgisi içeren ya da işte ÜKİ sınavına hazırlık sayfaları gibi sayfaları paylaştım. Birazcık daha eli telefonundan düşmeyenlerimiz içinse işi daha biraz oyun haline getiren uygulamalar var. Bu uygulamalardan bir tanesi Duolingo. Duolingo'da farklı diller zaten vardı. Fince yakın zamanda eklenen dillerden bir tanesi ve Fince öğrenme gruplarında bir anda çok popüler oldu. Çünkü herkes Duolingo'ya Fince gelmiş gibi tepkiler verdi. Çok basit, en hani temel seviyeden başlayarak öğrenmek mümkün. Duolingo gibi uygulamaların güzel yanı, eğer bildirimlerinizi açarsanız her gün belirli bir saatte telefonunuzda bınk diye ötüyor ve hani hatırlayıp geri dönüp tekrar etme şansınız oluyor. Yine buna benzer başka bir uygulama Memrise diye bir uygulama. Bunda da yine en basit şekliyle başlayabiliyorsunuz. Burada biraz daha benim gözlemim fiil ve temel hani dil bilgisi bazı şeylerin daha fazla olduğu yönünde. Çünkü özellikle işte fiiller, isimler, kısa ekler, sayılar gibi şeyler daha fazla var. Sanki Duolingo daha oyun da bu biraz daha öğrenmeye yönelik gibi bir hissiyat veriyor bana. Benim kullandığım başka bir uygulama ya da gittiğim dil kursunda aslında kullandığımız bir uygulamaydı bu aynı zamanda. Kahoot diye bir uygulama. Farklı dillerde küçük testler yapabiliyorsunuz. Okulda mesela kursta yaptığımızda tüm sınıf aynı anda aynı oyuna girip bir şekilde böyle birbirimizle yarışıyorduk. Burada mesela işte Fince diye ben arattığımda ne bileyim fiillerle ilgili bir taneyi açtım şu an. Farklı fiillerle ilgili kendinizi sınayabiliyorsunuz. Tek başınızaysanız da bir hesap açıp işte başka o anda oynayanlarla bir nevi rekabet etmiş oluyorsunuz. Bu bir seçenek. Onun dışında benim bir dil öğrenirken en çok faydalandığım şeylerden bir tanesi müzik. İngilizceyi öğrenirken de kendi çapımda hani dinleyip sözleri anlamaya, Türkçe'ye çevirmeye çalışırdım. Fince'de de benzer bir şey yaptığımda o kelimelerin daha çok aklımda kaldığını fark ediyorum. Çünkü bir yerde kelime karşıma çıktığında şarkıyı mırıldanmaya başlayıp evet burada böyle diyordu aslında diye hatırlamam daha kolay oluyor. Benim çalma listelerimin arasında sevdiğim Fince şarkıların olduğu bir liste var. Onun da linkini aşağı ekleyeceğim. Bu mesela benim hani sevdiğim şarkılar ama kendi sevdiğiniz müzik tarzında eğer bir grup ya da şarkıcı bulursanız onu dinleyerek öğrenme şansınız var. Birkaç tane site var direkt şarkı sözlerini çevirebildiğiniz. Bir de bu işi de tabii ki yine biraz daha oyun haline getiren Lyrics Training diye bir uygulama var. Bu uygulamada ücretsiz günde 3 şarkı dinleme şansınız var. Sonrasında sanırım paralı hale geliyor ama hani ben günde 3 şarkıyı yetiniyorum genelde. Sevdiğiniz bir şarkıcıyı aratıp ya da bir şarkıyı aratıp en basit seviye, orta seviye, daha zor seviye gibi hani şarkıyı dinlerken boşluktaki kelimeleri seçebiliyorsunuz. O yüzden hani ben bunu genelde neredeyse her gün kullanıyorum. İşte atıyorum otobüste bir yere gidiyorsam otobüste müzik dinlemek yerine buradan dinliyorum. Bir yandan da kendimi sınamış oluyorum bir şekilde. Bir de tabii ki diziler, filmler. Finlandiya'da yaşıyorsanız zaten televizyonunuz genellikle Fince oluyor. Eğer bir yabancı dizi yayınlıyorlarsa dizilerde genelde seslendirme yok. Altyazı Fince ekleniyor. İngilizce olabilir, İsveççe olabilir, başka bir dilde olabilir. Hiç fark etmez. Hani hiçbirinde benim denk geldiğim seslendirme olmadı. Ama farklı yarışma programları var. Atıyorum Kim 500 Milyar İsterim Fincesi var. Ya da farklı müzik programları var. Yeteneksizsiniz falan gibi program var. Bunları izlemek mümkün. Netflix'te ise
Benim izlediğim iki tane polisiye dizi var. Sanırım bunlardan bir tanesi Border Town ya da Soryonen. Türkiye Netflix'te yokmuş. Ama Deadwind diye bir dizi var. Eğer hani Nordic Noir daha polisiye tarzı şeyleri seviyorsanız onu da izlemeyi öneririm. Evet, bugünkü videomuz birazcık ciddi bilgi, birazcık oyun içeren Fince'yi nasıl öğrenebilirim temalı bir video oldu. Eğer bu konuda herhangi bir sorunuz varsa ya da bu kaynakların herhangi biriyle ilgili daha fazla şey merak ediyorsanız açıklamalar kısmındaki linkleri kontrol edebilirsiniz. Ya da yorumlar kısmından bana ulaşırsanız elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Aksi halde önümüzdeki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.